Train Oscar Peterson Trio'nun 1963 yılında çıkartmış olduğu, yapımcılığını World Records'un üstlendiği, Peterson'ın en başarılı kaydı olarak görülen albümüdür. Piyanoda Oscar Peterson, Buster Ray Brown ve Double'da Ed Thigpen yer almaktadır. Kapak görseli ise Pete Turner'a aitti. Aynı zamanda John Coltrane albümlerinin ve daha birçok albümün kapak görselini oluşturmuştur. Albüm yapımcısı Norman Granz plak şirketi Verve'i satmış ancak Peterson'ın menajeri olarak kalmıştır. Ve Night Train kayıt seanslarının supervisorlığını yani denetimini yapmıştır. Granz, Ella Fitzgerald, Duke Ellington ve Louis Armstrong gibi daha birçok önemli efsaneyle çalışmış, caz müziğinin en başarılı menajeri olarak görülmekte ve ırkçılığa karşı olan mücadelesiyle de bilinmektedir. Texas'taki bir konser sırasında ikiye ayrılmış oturma alanındaki beyaz ve zenci tabelalarını kaldırmış, iki gösteri arasındaki giyim odasında Ella Fitzgerald ve Dizzy Gillespie kart oynadıkları için tutuklandıklarında serbest kalmaları için polislerle mücadele etmiş ve Oscar Peterson'ın anlattığına göre Granz'in karnı polis tarafından silah doğrultulmuşken beyaz taksi şoförlerinin siyah sanatçılarını müşteri olarak alma konusunda ısrar etmiştir. Granz aynı zamanda siyah ve beyaz sanatçılara aynı maaşı ödeyen ve giyim odaları gibi küçük detaylarda bile eşit muamele yapma konusunda ilklerin arasındaydı. Albümün orijinal versiyonunda 11 parça yer almaktadır. Sonradan 1997 yılında bonus CD olarak çıkan 6 parçası daha bulunmakta, bu haliyle albüm toplam 67 dakika 40 saniye sürmektedir. Plak'ın ön tarafında Night Train, Sea Jam Blues, Georgia On My Mind, Beck's Groove, Motown Swing ve Easy Does It parçaları yer alırken, arka tarafında ise Honey Dripple, Things Ain't What They Used To Be, I Got It Bad And That Ain't Good, Bad Call ve Him To Freedom parçaları yer almaktadır. Aralarındaki favorim ise I Get It Bad And They Ain't Good. Night Train albümünün çoğu parçalardan kısa kesitler alınarak radyoda çalabilme başarısını göstermiştir. Ki radyolar birkaç dakikadan uzun herhangi bir parçayı oynatma konusunda isteksizlerdir. Night Train parçasının kaydı sırasında açılış müziğinin nakaratından sonra parça iki defa Peterson'ın solo nakaratına yönelir. Tekrar tema müziğine döndüklerinde grubun gittikçe soft, yumuşak ve daha sumut, pürüzsüz bir hal aldıklarını fark etmişlerdir. Brown'un solosuyla devam ettikten sonra Peterson ve Thigpen de ona eşlik ederler.
Patterson ne zaman ki solo bir nakarata girmeye başlasa her şey yeniden inşa edilmeye başlanır. Patterson yoğunluğu oluşturmak için boogie şekliyle çalar ve 3 basit ama etkili bir shot nakaratı ile devam etmektedir. Bunun ardından müziği kapatmak için geleneksel count bezi ile birleştirerek neredeyse sonuna kadar güçlü bir şekilde hızlanarak tekrardan temaya dönerler. Patterson, crescendo ve diminuendo yani arttırma ve azaltma tekniklerinin temellerini kullanarak ve parçayı bölümlere ayırarak küçük bir şaheserin oluşmasını sağlamıştır. Albüme ismini veren Night Train parçası bir başka efsane olan Duke Ellington tarafından yazılmıştır. Bonus CD de dahil olmak üzere 6 parçanın yazılmasında katkıda bulunmuştur. Allmusic albümü 5 üzerinden 4,5 yıldız vermişken, kritiği yapan John Bush, blues ve R&B standartlarının görkemli coverlarını içerir yorumunu yapmıştır. The Penguin Guide to Jazz'a göre zamanının en iyi uzun long player'ından biri olduğunu ve Patterson'ın müziğinin sıkı ve alışılmadık bir şekilde duygusal olduğunu söyleyerek çekirdek koleksiyonuna eklediğini belirtmiştir. Diana Krall ise albümü dinlemenin onun caz piyanisti olma tutkusunu oluşturduğunu söylemiştir. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın.